Merhaba, ben Erdem. Nasılsın? Umarım mutlu ve sağlıklısındır. İlgini çekmek için Speedrun serisine standart bir başlık koymak yerine birbirinden farklı başlıklar ve kapak resimleri hazırlamamı bir kenara bırakırsak, yeni bir Speedrun videosuna hoş geldin. Bu seride izleyicilerimizden gelen hızlı oynanış videolarını paylaşıyorum. Motor geçiyor. Bugünkü koşucumuz Hasan, Uzak Diyar Destanları oyununu en kısa sürede bitirmeye çalışacak. Tayfun Tuna'nın yaptığı, zamanında herkesin kral oyun gibi sitelerden oynadığı, şu an yenilenmiş versiyonunun Steam'de bulunduğu bu efsane oyunu Hasan ne kadar hızlı oynamış, gelin beraber izleyelim. Evet, bir speedrun videosuyla karşınızdayım yine. Ve efsane oyun, Epics of the Distant Realm, yani Uzak Diyar Destanları. Benim çocukluğumun favori oyunlarından biridir. Buna speedrun yapacağız. Yani bu oyunu ben 12-13 yaşındayken 2 saatte bitirmiştim. Bugün 12-13 dakikada bitireceğiz. Tabii hile kullanmadan, başka şeyler, buglar kullanmadan, taktiklerle. Hazırsanız karakterimizi oluşturalım. Şimdi karakter ekranında bir trik var. Bugün oyunu büyücü olarak oynayacağız. Bunları yukarı çıkartabiliyorsunuz ama aşağıda indirebiliyorsunuz. Bak, onun aşağısına indi. Onun aşağısına indi ve bana puan olarak döndü. Onun aşağısına indi. 8'e kadar bunu yapabiliyorsunuz ve hepsini büyüye veriyoruz. Bu arada ben bir kafes dövüşme eğitmeniyim. Eğer dövüş teknikleri öğrenmek istiyorsanız Yolcu Spor Kulübü. Kulübü şu şekilde girebilirsiniz. Yolcu Spor yazıyorum. İsmi de. O zaman hazırsak süreyi başlatıyorum. Bu oyunun Remastered Edition'ı, her şey değişik, böyle farklı. Evin içi farklı, karakter farklı ama genel olarak oyun aynı. Ve evet, neredeyim ben sorusuyla oyuna başladık. Şu sesi biraz kısmak istiyorum ya. Ses çok fazla. Olabildiğince hızlı olmamız lazım. Dediğim gibi oyunu büyücü olarak oynayacağız. Çünkü büyücü olarak oynamamızın sebebi de şu. Hem kendine heal atabiliyor büyücü karakter. Hem de çok güzel vurabiliyor. Alev topuyla. O yüzden çok kolay oluyor. Ve yürürken slide dediğimiz şu tekniği kullanıyorum. Yani WD kombosu yapıyorum. Bu hem yürürken yerdeki şeyleri toplayabilmemi sağlıyor. Yerdeki materyalleri toplayabilmemi sağlıyor yürürken. Hem de %25 falan daha hızlı yürüyor. Büyü gücü ağırlıklı oynayacağım. Savaş. Mesela hemen heal'imi bastım. Genelde ilk dövüşler zaten zor oluyor. Sonraki dövüşler o kadar zor olmuyor. Heal atıyorum. Yani büyü gücü 50'nin falan üstüne çıktıktan sonra oyun çok çok kolaylaşıyor açıkçası benim için. Ve dayanıklılığı verirseniz canınız direkt fulleniyor. O yüzden hiçbir şey yemeyeceğim. Olabildiğince hızlı bir şekilde yemeklerimin hepsini satarak o 5000 altınlık şeyi almaya çalışacağım. Asayı elime almaya çalışacağım. Çok güzel. Bu slide tekniğiyle gördüğünüz gibi yürürken alabiliyorum şeyi. Hiç böyle durup tıklayıp beklememe gerek kalmıyor. Yürürken kutunun içindekileri alabiliyorum. Şu anda ikinci mağaradayız. Ve büyü gücü dayanıklılık diyorum. Dayanıklılığın, yani canımın 150 olması falan yeterli oluyor. Sondaki kraliçeyle savaşmak için. Aslında daha az da yeterli oluyor. Çünkü heal basıp kesebilirim ama o beni biraz yavaşlatıyor. En hızlı şekilde oyunu bitirebilmek için bu kombonun faydalı olduğuna karar verdim. Altınım 800, aslında şeyi alabilirdim. 500'lük asayı alabilirdim. Ki iyi olurdu, bu bizi biraz hızlandırırdı. Hoppa. Bir sonraki dövüşe de heal atarak başlayacağım, canım az çünkü. Savaş tabii ki. Biz kaçar mıyız hiç? Yalnız dikkat ettiniz mi? Herifin canı 145'ti dövüşe başladığında, heal bastı ve canı 160 oldu. Yani orada bir kodlamayla ilgili bir sıkıntı var. Dayanıklılık, büyü gücü. Kasabaya dön. Hemen şu şeyimizi satalım, asamızı satalım. Büyük olanı alalım.
Ve oyuna kaldığımız yerden devam edelim. Şu an dördüncü mağaraya geldik. Evet. Kaç dakika oldu ki ya, başlayalım. Hemen slide'ımızı atıyoruz. Yürürken alıyoruz. Yürürken. Hiç dur, bekle, al, tıkla falan. Bunlarla zaman kaybedemem yani. Bir mağarayı bir dakikadan kısa bir sürede bitirmem gerekiyor. Büyücü kasabaya dön. Hemen bir sonrakini açayım. 5. Ay, seri okucum. Bu Remastered Edition'da çok güzel espriler var. Şimdi hani ben o içeriği speedrun yaptığım için yayınlayamıyorum. Hani işte nerelere giderseniz, farklı yerlere giderseniz farklı NPC'lerle konuşursunuz kendiniz. Bayağı komik muhabbetler var yani. Bizim dede böyle gençlik anlarını falan anlatıyor gidip konuştuğum zaman. Evet, alev topuyla şu anda spamlıyoruz. Ve burayı da bitiriyoruz. Kasabaya dön. Evine git. Evim güzel evim. Hemen uyuyalım şöyle. Şurada kayıt yaparken bazen yanlışlıkla yukarı çıkıp aşağı inebiliyorsunuz. O yüzden şurada bir kayıt yapmayı biraz bırakacağım. Normal yürüyeceğim. Sonra kayıt yapmaya devam edeceğim. Hemen seri bir şekilde sonraki mağaraya gidiyorum. 6. mağaradayız şu an. Altınımız 1500. 2500'lü alsam mı? Almayacağım ya 2500'lü. Direkt 5000. Direkt 5000 altınla 5000'lik en sağlam asayı almaya çalışacağım. Çünkü zaten çok rahat bir şekilde kesebiliyorum. Ve bu görmüş olduğunuz şeyleri, elmaları, mantarları falan satınca da zaten tahmini bir 1500 para gelecek. Birkaç level sonra. Büyücü dayanıklı kasabaya dön. Dayanıklı arada bir şu yüzden veriyorum. Çok ihtiyacım olmuyor. Zaten healliyorum ama dayanıklığa verince HP otomatik fulleniyor. Ve ben hiç yemek yemiyorum ya. Böyle bir trikle de canımı fullemiş oluyorum. Yani atıyorum canınız 50 ya. Ve level atladınız, stat çıktı. Buradan stat'tan dayanıklığa verince hop canınız fulleniyor. Yürürken kite'la aldım. Ve seri bir şekilde spamlıyorum alev topunu. Ve buradan da bölümü geçiyorum. Şu anda 8. bölümdeyiz. Ve paramız 2100. 2500'lü almayacağım ya. Almamaya karar verdim. Para biriktirmeye karar verdim. Çünkü zaten kesebiliyorum hepsini. Kendime bir heal bastım. Ve içinden geçtim. Kite'la devam ediyoruz. Bu kite önemli. Yürürken almanız gerekiyor çünkü. Yani burada durup beklememeniz gerekiyor şeyleri alırken. Olabildiğince hızlı bitiriyoruz. Güzel. Güzel. Bir dayanıklılık. İki büyü gücü. Devam ediyorum. Güzel. Mağaraya geliyorum. Aslında bir de Frenzy Combo'm var. Frenzy Combo'm oyunu o kadar hızlı bitirmiyor ama çok eğlenceli. Onu da belki başka videoya geçelim. Frenzy Combo'su da şöyle. Frenzy yani 5. skill, Kudur diye bir skill ya da Berserk dediğimiz skill. Senin canından alıyor. Yani manandan ya da başka bir şeyden değil de canından alıyor ve hayvan gibi vuruyor. Full HP'ye verip onunla oynayabilirsiniz aslında. Frenzy oynayabilirsiniz. Başka videoda da o komboyu deneriz. Ama şu ana kadar en hızlı ilerleyen büyücü kombosu. Çünkü kendine heal atmak çok önemli. Özellikle kraliçeyle dövüşürken. Mesela tekrar heal atıyorum. Gördüğünüz gibi herifin bana vurduğu yani doğru düzgün işlemiyor bile. Neredeyse bana karşı hiçbir şansı yok. Final boss'u da kesiyorum. Büyücü. Yine büyücü şeklinde devam ediyorum. 3200 param var. Zannedersem 2 mağara sonra şeyi alabiliyorum. 5000'liği alabiliyorum. Çünkü üstümüzde çok fazla mantar var. Çok fazla elma var. Bunları satacağız. Hemen kaydı durdurup baştan başlatıyorum. Kayıtta mıyız? İşte Bandicoot programı şey olduğu için. Sen söyle. Bedava sürüm olduğu için 10 dakikadan fazla kaydetmiyor. Kendi kendine kapanıyor. Böyle bir saçmalık var. Savaş. Umarım sesi de kaydediyordur program. Sesi farklı programla alıyorum. Bir keresinde başıma gelmişti yani öyle. Videoyu baştan çekip baştan speedrun yapmak zorunda kalmıştım. Ama inşallah bu sefer başımıza bu gelmez. Şimdi. Kestim. Büyü gücüne abanıyorum. Kasabaya dön. Hemen bir sonraki. Mağara 11. İç acıma. Evet. Alev topu. Spam. Kendilerini hiledikleri zaman bayılıyorum ya. Bana vurmadıkları zaman var ya. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Benim hassas yanım HP'm bir büyücü olarak. Hilemen çok işime yaramaz ama vurman biraz beni rahatsız eder açıkçası. Ha yine bir şey olmaz. Sadece süre uzar. Oyunu daha geç bitiririm. Bir iki dakika geç bitiririm bana çok vururlarsa. Onun dışında sıkıntı yok yani. Hemen pazara giriyoruz. Ve ne varsa satıyoruz arkadaşlar. Bakın 50 tane elma olmuş. Hiçbirini yemedim gördünüz mü? Hepsini paraya çevireceğiz şimdi.
Elimdeki asa 500 altının üstünde ederse eğer, şu anda aldık gibi gözüküyor. Hemen büyücüye geliyorum. Etmiyor. Etmiyor. Bir tane daha gidip bakalım. Hemen bir mağara daha yapalım. Ondan sonra 5000 altın. Au, evine dön, kasabaya dön. Hadi hızlı, zaman kaybetmemiz gerekiyor. Kayıt. Kayıt. Hop, kayıt. Uyu canım, hadi. Seri seri seri. Çok seri hali. Şu an 62 büyümüz var. Ve canımız 120. Gayet iyi bence. Şu an iyi gidiyoruz. Evet, umarım ses kayıttadır ve videoyu baştan çekmek zorunda kalmam. Şu anda büyücü kombosuyla devam ediyoruz. Alev topu. Elimde o 5000'lik şey olsaydı şu anda bu 2 ya da 3 yerdi. Hatta 3 de değil, 2 yerdi. Çünkü büyü gücünü de bayağı arttıran bir şey. Abi güzel, 50 altın geldi. Şu an kesin bir şekilde aldık. Bu bitince my precious asayı aldık. Evet, şu an siz de benim gibi heyecanlı mısınız? Siz de benim gibi heyecanlı mısınız? Hoppa, baba akar. Güce bak, 82'ye. Şu anda büyü gücümüz 82. Evet, kayıtla seri bir şekilde içeri giriyoruz arkadaşlar. Baba akıyor, içinden geçiyor. 80 vurdum ya. 80, 80. Gel baba. Kaçma, savaş. Hop, bir de bakın arkadaşlar, büyü gücünüz yükseldiği zaman heal'iniz de artıyor. Yani şu an canım 20 olsa bile heal atarak canımı fullleyebiliyorum, içinden geçebiliyorum. Çok güzel bir durum bu. Mağara 14. Seri bir şekilde gidiyoruz. Kite yapıyoruz. Kombomuzu yapıyoruz. Alayının içinden geçiyorum. Alayını ya taş yağı ediyorum. Bossa neredeyse yüz vuruyorum. Köpek gibi dövüyorum. 15. Okey. Şu an 15. mağaradayız ve bildiğiniz üzere 20. mağaradan sonra Angelic miydi? O, onunla dövüşeceğiz. Kendime heal atsam mı? Ne gerek var? Eskiden heal mi varmış? Ha? Ha? Evet. Buraya gidiyorum. Hemen şimdi healimizi atalım. Bak gördüğünüz gibi canımız neredeyse fullendi. Hemen büyü gücü. 88 büyü gücü. 88, 90 olduktan sonra artık dayanıklılığa vereceğim. Şöyle... Yani ihtiyacım olduğundan değil de Angelic'le dövüşürken heal atmak istemiyorum. Yani heal atarak orada bir 20 saniye kaybetmek istemiyorum. Hani canımız fazla olsun, zaten köpek gibi vuruyoruz. Hani canımız insin öyle heal atalım istiyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden 90 olduktan sonra dayanıklılığa vereceğim. Şurada bir heal attım kendime. Ve alev topuyla içinden geçtim. Çoğunuz bu oyunu büyücü olarak oynamamıştır değil mi? Hani ben de çocukken ilk oynadığım zamanlarda hep savaşçı olarak, yani kılıç kullanarak oynuyordum bu oyunu. Ama sonrasında büyücüyü fark ettikten sonra çok daha güçlü olduğunu fark ettim. Sadece oyunun başında biraz zorlanıyorsunuz büyü gücünüz eksikken. Çünkü canınız yok, kuvvetiniz yok falan. Ama bu level'larda gördüğünüz gibi oyun çok kolaylaşıyor komboyla. Dilerseniz bir de frenzy kombosu, yani can basıp sürekli can arttırıp kudur skilliyle. Şuradaki kudur skilliyle oynarız. Tekrar ediyorum. Oo, 192 vurduk lan. Kudur skilli senin canından alıyor ama normalde vurduğun damage'in 2 katını 3 katını falan vuruyor şeyle, kılıçla bildiğim kadarıyla. Öyle bir Frenzy Warrior, Berserker Warrior dediğimiz şeyi bu yılda yaparız. Şimdi mağara 18'deyim. İlerliyorum. 2 mağara kaldı. Güzel. Aldım. Haydi combo. 20 vuruyor. 20 nedir? 20 dediğin dayanıklık vereceğim. Bundan sonra dayanıklık verelim artık. Mağara. Mağara 19. Hemen kontrol edelim kaç dakika olmuş. Abi iyi 5 dakika olmuş. Zaten biz oyunu bitireceğiz. Umarım çekime devam ediyorsundur. Evet ediyor. Aferin koçum. Evet, çok seri gidiyoruz. Şu anda 2 mağaramız kaldı arkadaşlar. Oyun bitmek üzere, farkında mısınız? Oyun bitmek üzere, farkında mısınız? La la la. Güzel. Kasabaya dön. Aa, uyumamız lazım. Uyumak bize biraz zaman kaybettirecek ama olsun. Yine de 13-14 dakikada oyunu bitireceğiz gibi gözüküyor.
Abi seri ol koçum, seri ol. Uykum yok. Bana ne? Bana ne? Gidelim de şunları bir tek atalım. Yani ben hatırlıyorum, bu mağara 19, mağara 20 falan bana çok çok zor geliyordu çocukken. Böyle Angelic'le de kapışmak için birazcık büyü gücü vermiştim. 20 falan büyü gücü vermiştim kuvvetin yanına. Böyle bir heal atıyordum, bir vuruyordum, bir heal atıyordum, bir vuruyordum. Çocukken benim için bayağı zor bir oyundu. Hadi zaman kaybetme. Ama artık değil. Artık karşınızda eski Hasan yok. Artık karşınızda eski Hasan yok. Adam olacaksınız diyorum. Aha, hazırsanız kraliçeye savaşıyoruz. Heal atıyorum. Bam. Bam. Final boss müziği şey gibi değil mi? Böyle atari müziği gibi değil mi ya? Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle. Synthesizer'larla bir müzik yapmışlar. Vuruyorum. Canım 60'ın altına düştüğü zaman heal atıyorum. Buradaki kombom bu şekilde. Hemen healimi atıyorum canım. Gördüğünüz gibi heal direkt canımı fullledi. Çünkü büyü gücüm çok fazla. Ve burada final boss'u kesiyoruz. Büyü gücü diyoruz. Ve arkadaşlar, oyun bitmiş sayılmaz hala. Oyunu şöyle bitiriyoruz. Eski şatoyu ziyaret et diyoruz. Ve evet, Tayfun abiye bu oyunu yaptığı için, çocukluğuma böyle bir anı bıraktığı için teşekkür ediyorum. Ama bir yandan da sitem ediyorum. Çünkü bu oyun şöyle olabilirdi. Çok daha fazla konuşma olabilirdi. Çok daha farklı görevler olabilirdi. Haritada keşfedilecek yerler olabilirdi. İçerik arttırılabilirdi yani. Ama çok daha basit, böyle hani mağaraya gir, kes, ondan sonra boss'u çıkar falan gibi bir içerik olmuş. Yine güzel. Şey olabilirdi. Sizin seçenekleriniz oyunun gidişatını etkileyebilirdi. Böyle bir RPG havasında. Mesela sana seçenek sunardı. Sen de derdin ki şunu seçiyorum. Ve onu seçince farklı bir sonla karşılaşırdın böyle. Anlatabiliyor muyum? Plot twistler falan olabilirdi. Ki zor şeyler değil bunlar. Yani Java'da bu grafikleri yaptıktan sonra onları kodlamak çok kolay. Bu konuda biraz sitem ediyorum. Daha iyi olabilirdi diyorum. Ama öte yandan da çocukluğumun efsanesidir diyorum. Ve herkese sevgiler sunuyorum. Görüşürüz.